fibromiyaljisi olanlar ne kullansın? Hangi manyezyum diyor Aylin Hanım. Bir anlamda stres ağrısı mı desek fibromiyaljiyi bilmeyenler? Fibromiyalji stres değil, stres ağrısı demeyelim. Kronik bir ruhsal çökkünlüğün, uyku bozukluğu, bellek bozukluğu gibi problemlerle beraber seyrettiği şiddetli ağrılı bir sendrom. Ama ön planda olan şey ağrı. Vücudun herhangi bir yerde, evet, ya da gezen gezici, bir ağrı. Gezen ağrı. Değil gezen mi? Gezen ağrı. Ağrı. Gezen tavuk gibi, hani gezen ağrı. Bir gün omuzunuz, bir gün başınız, bir gün sırtınız, bir gün bacaklarınız, bir gün dizleriniz, bir gün baldırınız, bir gün beliniz. Dolaşan bir ağrı. Ve bu ağrı nedeniyle zaten bazen ortopediste, bazen romatoloğa, bazen beyin cerrahına, bazen dahiliyeciye dolaşıyorlar. Bir de ağrıya eşlik eden depresyon nedeniyle psikiyatriste giderler. Ağrıya eşlik eden uyku bozukluğu nedeniyle nöroloğa giderler. Yani tabirimi hoş görün, fibromiyalji hastalar biraz arada böyle pimpon topu gibi sahada gidip gelen hastalardır. Dertlerine çare alırlar ama benim önüme gelen fibromiyaljiye bunun derdi henüz bulmuş değil cümlesi kurduğum cümledir. Bu yönetilebilir bir sağlık sorunu ise bile öpüp başımıza koymamız lazım. Yani yönetilebilmesi mümkün hale getirirsek çok iyi. Çoğu zaman yönetilemiyor da. Çünkü neden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Yeni yaşamın bilmiyorsunuz. Faturalarından biri değil evet, mi? yani beden ruh işbirliğinin kopukluğu birinci sebep bana göre. Yani hep size söylüyorum, insan bedeni ve ruhtan müşekkeldir ve bu işbirliği koptuğu zaman problem çıkıyor. Ve bu yeni dünya bizi en çok ruhu ıskalamakla baş başa bıraktı. O nedenle yani yıllarca çektiği evdeki eşle, kayınvalideyle, komşuyla sıkıntılar nedeniyle fibromiyalji olanlar var. Kaygı bozukluğu nedeniyle fibromiyaljiye de paçayı kaptıranlar var. Uyku bozukluğu bir süre sonra kaygı ve ağrılara dönüşen insanlar var. Yani bu bir dörtgen. Dörtgenin bir köşesinde uyku bozukluğu var. Karenin. Karenin bir köşesinde kronik depresyon, ruhsal çökkünlük var. Bir köşesinde bitmek, tükenmek bilmeyen ağrılar var. Bir köşesinde de sindirim bozuklukları var. Fibromiyajların çoğu reflüsü olan, gastriti olan, koliti olan, huzursuz bağırsak sendromu olan, hatta bir huzursuzluk daha oluyor onlarda. Huzursuz bacak sendromu olan, huysuz bacak sendromu olan kişiler. Yani fibromiyalji önemli bir sorun ve yoğunluğu, sıklığı giderek artan bir sorun. Değil ve mi? O zaman sisli beyin diye geliyorlar. Arkasından fibromiyalji olduğunu anlıyorsunuz. Yani çok karmaşık, çok tecrübe birikimi gerektiren, çok geniş deplase olma alanı olan ve bu nedenle de çözüm ortaklığının çok iyi yerleşmesi ve samimi gelişmesi gereken doktorla hasta arasında bir alan. Çünkü kronik bir sorun.